Büyücülük faaliyeti yaptığı düşünülen kişiler, tarihin en eski devirlerinden beri siyasi otoriteler tarafından cezalandırılmıştır. Günümüzden bakılınca fazlaca cani ve ilkel düşünceyle yapılmış görülen uygulamalar, o devirlerdeki otoriteler tarafından gayet normal gözükmekteydi. Fakat yeni çağın ilk yıllarında cadılar üzerine yazılan ilginç bir kitap, bütün bu uygulamaları kendince meşrulaştıracaktı. Bu kitabın adı Maleus Maleficarum'du. Engizisyon mahkemeleri Katolik Kilisesi tarafından kurulmuş bir yargılama organıydı. Bu mahkemeler dini inançlara ters hareketlerde bulunanları cezalandırıyordu. Sorgulama ya da idam için tasarladıkları yüzlerce işkence aleti ve yöntemi bugün halen insanları hayrete düşürmektedir. Doğal olarak cadıcılık ve büyücülük faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen insanlar da Engizisyon'un bir numaralı hedefleri arasındaydı. Engizisyon temsilciliği yapan Heinrich Rama, 1485 yılında Avusturya'da yapılan bir duruşmada görev aldı. Sanıklar hastalık veya ölüme sebebiyet verecek tılsımlar, iksirler hazırlamakla suçlanıyorlardı. Heinrich Rama, cadı olduğu iddia edilen kadınlardan birisine şeytanın kontrolü altındayken cinsel faaliyette bulunup bulunmadığını sordu. Mahkemenin diğer görevlileri ise Heinrich'in bu sorusunu yasa dışı buldular. Duruşma sonrasında ise suçlanan kadın beraat etti. Ancak Heinrich bu duruşmayı kaybetmesini bir takıntı haline getirmiş olacak ki, bu olaydan tam bir yıl sonra cadılar üzerine bir kitap yazdı. Bu kitaba göre cadılar şeytanın yeryüzündeki gölgeleri gibiydi. Kısa süre içerisinde bu kitap cadı avcılarının bir numaralı kaynağı ve kutsal vesikası haline gelecekti. Heinrich Rama'nın yazdığı bu kitabın en değerli kozu, Papa tarafından kitaba fetva verilmesiydi. Sammis Desiderantes namıyla bilinen bu fetvada cadıcılık faaliyetleri tanımlanmış ve cadıları öldürme yetkisi verilmişti. Bu fetvanın gücüyle kitap kısa sürede mistik bir mahiyet kazandı ve din günümüzde olduğu gibi bir silaha dönüştürüldü. Kitapta cadıları cezalandırmak için verilen tavsiyeler dört bir yanda uygulanmaya başlandı. Heinrich Rama, cadıların ölümcül hastalık tılsımları hazırlayabileceklerini, bebekleri çalıp kurban ettiklerini, doğal afetler yarattıklarını, kan içtiklerini, havada uçtuklarını ve kara büyü ayinleri yaptıklarını iddia ediyordu. Ona göre cadılar diri diri kazığa bağlanarak yakılmalıydı. Hatta kitabında 1485 yılında katıldığı bir duruşmada iki kadının cadı olduğunu tespit ettiğini söylüyordu. İnsanlar ise Almanya'nın Ravensburg şehrinde bölgeyi harap eden fırtınaların cadılar tarafından çıkartıldığını düşünüyordu. Bu fırtınaların yaratıcısı olduğu düşünülen 8 kadın yakalanarak Engizisyon'a getirilmişti. Bu kadınlar suçlarını itiraf etmeleri için Filistin askısı adlı işkenceye tabi tutuldular. Bu kadınların elleri arkadan bağlandı ve bir ip vasıtasıyla tavana doğru kaldırıldı. Bu işkenceye dayanamayan iki kadın acı çekmek yerine diri diri yakılarak ölümü tercih etti ve iddia edilen suçları kabul ettiler. Heinrich bu anısını üstün bir cadı avcılığı olarak naklediyordu. Sonraki yıllarda Engizisyoncular bu kitabı adeta bir ceza kanunu addederek cadı olarak nitelendirdikleri herkese çeşitli işkenceler yaptılar. Cadı olarak nitelendirilen kadınların çoğu dul ve yoksul kimselerdi. Yolunda gitmeyen her olayın sorumlusu olarak cadılar gösteriliyordu. Skolastik düşünceyle beslenen bu uygulamaların yaklaşık 60 bin kadının yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Zamanla gelişen bilim sayesinde artık her şeye cadıların sebep olmadığı anlaşıldı. 17. asra gelindiğinde cadıların yaptığı iddia edilen olaylar artık bilim insanları tarafından mantıklı bir çerçeve içerisinde açıklanmaya başlanmıştı. Yapılan acımasız uygulamalar 1700'lerde son bulduysa da geçmişte masum kadınlara yapılanlar asla unutulmadı. Bugüne kadar birçok meraklı Necronomicon'un gerçek bir kopyasını bulmak için çabaladı. Fakat kitabın gerçeğini bulma çabaları büyük ölçüde olumsuz sonuçlandı. Bu kitabın tüm versiyonları uzmanlar tarafından insanlık tarihinin en tehlikeli kitabı olarak görülmüştür. Kitabın insanlara korkunç fikirler aşıladığı, karanlık gerçekleriyle okuyanları deliliğe ve hatta ölüme götürdüğüne inanılıyor. Ayrıca kitabın karanlık büyüler içerdiği ve insanlara beklenmeyen zararlar verdiği de düşünülmekte. Kitabın içinde ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağı ve ölülerin nasıl harekete geçirileceği konusunda formüller ve büyüler bulunmaktadır. Bu kitaptaki büyülere ulaşan ve uygulayan herkes ya aklını yitirmiş, ya ölene kadar suskun kalmış ya da bilinmeyen varlıklar tarafından öldürülmüştür.
Bu kitabı 8. yüzyılda bir Arap yazar kaleme almıştır. Piyasada çok çeşitli ve birbirinden farklı Necronomicon bulmak mümkündür. Bunların içerisinde en popüleri Simon Necronomicon'u olarak bilinen kitaptır. Simon Necronomicon'u Sümer mitolojisi ile bağlantılıdır. Bu kitabın gerçek kopyaları ise kilit altındadır. Bazı gizemli tarikatlar ve kuruluşlar çeşitli emelleri için bu kitabın kopyasını bulmak için azimle çalışırlar. Necronomicon'un içeriğini yaymak adına yapılan tüm çalışmalarsa büyük kazalar ve trajedilerle sonuçlanmıştır. Bu yüzden bu kitabın lanetli olduğu söyleniyor. Papalık tarafından yasaklanmış olan kitabın Vatikan'da saklandığı ve bir kopyasının da İngiliz Müzesi'nde saklı olduğu söyleniyor. Grimoire bir kara büyü kitabıdır. Bir büyücü için gerekli olan tüm bilgilerin olduğu, ruh çağırmak ve büyü yapmak için gerekli olan her şeyi içeren bir kitaptır. Fakat bu kitaplar çok ağır ve neredeyse anlaşılmaz kitaplardır. Çünkü genellikle ölü lisanlarda yazılırlar ve çok gizli bilgiler içerirler. İşe yaraması için büyücünün formülleri ezbere okuması ve devamındaki ayinleri doğru bir şekilde yapması gerekir. Kitabın bilinen ilk yayınlanışı 1493 yılında Albert Magnus tarafından yapılmıştır. Bu kitapların birçok kopyası vardır ve çoğunluğu sahtedir. 2005 yapım Amerikan dizisi Supernatural'da kitaptan sıkça bahsedilir. Alman yazar Goethe'nin henüz 25 yaşında 2 hafta içinde yazdığı bu kitap için bir başyapıt diyebiliriz. Goethe'nin kendi ilişkisini mektup tarzında romanlaştırdığı bu yapıtın baş kahramanı Werther, dönemin Alman gençleri için birçok konuda özendirici olmuş. Her roman belirli bir okuyucu kitlesine ulaşırken, bu romanı ilginç yapan şey kısa sürede büyük kitleler tarafından okunmuş olmasıdır. Kitabın okuyucuları kitaptan öyle çok etkilenmişlerdi ki, kitaptaki ana karakter olan Werther gibi giyinmeye başlamışlardı. Kitap yüzünden o zamanların Alman gençleri sürekli mavi ceket ve sarı pantolonla dolaşmaya başladılar. Roman Werther'ın arkadaşına yazdığı ve imkansız bir aşkı anlattığı mektuplardan oluşuyor. Dönemin gençlerinin kitaptan oldukça etkilenmelerinin sebebi ise kitaptaki bunalım halinin oldukça sarsıcı, gerçekçi ve çekici olmasıdır. Dönemin Almanya'sı için tarihe düşülecek bir not niteliğinde olan kitap yüzlerce gencin intiharına sebep olmuştur. Werther'ın imkansız aşkı onlar için kendilerini içinde buldukları bir hikaye, yaşanmışlık halini almıştır. Bu bunalım salgını gittikçe büyümüş, kitap için başka yazarlar tarafından mutlu sonla biten alternatif sonlar üretilmiştir. Goethe onu bir anda ünlü bir yazar yapan kitabından zamanla nefret etmiştir. Bu nefrette kitabın okuyucular üzerinde bıraktığı etki ve intiharlara sebep olması oldukça etkilidir. O dönemde bazı kiliseler bazı bölgelerde bu kitabı yasaklamıştır. 1230'da yazılan ve Şeytanın İncili olarak bilinen bu kitabın şeytanın yardımı ile yazıldığı iddia ediliyor. Kitabın içinde şeytan duaları, çeşitli büyüler ve o ana kadar hiç görülmemiş şeytan resimleri bulunmaktadır. Yaklaşık 74 kilo ağırlığında olan kitabı kimin yazdığı bilinmiyor. Fakat bir efsaneye göre 13. yüzyılda Poznanice Manastırı'nda bulunan bir keşiş, işlediği ağır bir suçtan dolayı canlı canlı duvarın içine gömülme cezasına çarptırılır. Canını kurtarmak isteyen keşiş bir gecede manastıra zafer getirecek ve günahlarını affettirecek bir başyapıt yazmaya söz verir. Gece geç saatlere kadar uğraşan keşiş başaramayacağını anlayınca da şeytandan yardım ister. Şeytanın yardımıyla kitabı tamamlar ve bunun sonucunda ise ruhunu şeytana satar. Yapılan incelemelere göre bu koca kitap gerçekten de tek bir kişinin elinden çıkmıştır ve kitapta hiçbir yazım hatası veya başka bir hata bulunmaz. Söz konusu kitap şu anda İsveç'te muhafaza edilmektedir. Kitab-ül Azazil tamamı cinler hakkında son derece detaylı bilgiler içeren 500 sayfalık bir kitaptır. Kitabın milattan sonra 500 yılında İbni Cuhaşi adında bir adam tarafından yazıldığı söyleniyor. Aynı zamanda kitabın yazarı olarak bilinen İbni Cuhaşi'nin de bir cin olduğunu iddia edenler var. Sonuçta kimse İbni Cuhaşi'nin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyor. Kitabın cinler hakkında fazla detaylı ve çizimlerle desteklenmiş olması insanları ondan korkutmuş. İnsanları deliliğe sürüklediği ve yazarın cin olduğu iddia edildiği için kitap alimler tarafından tamamen yasaklanıyor ama iki kopyası saklanıyor. Ayrıca kitabın anlamı şeytanın kitabı demektir. Bu anlam çıkarımından dolayı da kitabı şeytanın bizzat kendisinin yazdığını iddia edenler de vardır.
videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.